Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. tekrardan yeni bir video sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ya like atmayın abone da olmayın abi bir dislike atın bir bakalım bu sefer cevap verecek mi çünkü hiç beğeni atmıyorsunuz çok fazla bir sayıda 12.000 kişi izlen alınan videolar 1000 kişi izleniyor o 1000 kişiden tabii ki 50 tane beğeni alıyoruz o yüzden böyle belki tersinden insanlar çalışacak artık haydi gidelim bakalım bugün abi KVK 3'teyim. Fatih sezondayım. Hangi piyada komutanı fullleyeceğim? Hangi suarı komutanı fullleyeceğim? Bugün sadece piyade. Yarın suarı olacak. O yüzden suarayı almak istiyorsunuz. Bu videoyu 100 beğeni gelmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden gidelim. Abi ben KK3'e gidiyorum. E, i̇ki tane piyada komutanı hangisi fullleyeyim? Ya Scipio mu? Lioche mi? Guanio mu? William mı? Hangi komutanı fullleyeceksin? Tabii ki bu sorunun cevabını buradan veriyorum. İlk başında gelelim bakalım burada Scipio ne var? Scipio açık alan bir komutanı. Burada piyade çok yoğunluk destek. Açık alan bir komutanı normal. Tabii ki bir komutan sıradan bir komutan ama inanılmaz güçlü ve burada bugüne kadar bana 55 milyon 500 bin bir kill vermiş. Ne zaman fulllemişim? 26.04.2022 fulllemişim arkadaşlar. Yani 3.7'de ben gün sıfırlandı. Direkt çarkısını ilk günün çarkısını çevirdim. Direkt fullledim bu komutanı. Bu komutan bana baya emeği var. Arkadaşlar ikinci komutanımız gelmişiz Lioche'ye. Lioche'yi ben ne zaman fullemişim? 2.01.2024 fullemişim ve 13 milyon bir leş sayısı var bana. beraber kelesi ya barbar leşiydi tabi ki 82 milyon. Bu da iyidir herhangi bir şekilde fena değil arkadaşlar. Çok güçlü ve çok güzel bir şekilde açık alandan... Abi buradan beceriye bakarsam burada etkin beceri hedef türü alan etkili. Alan etkili küçüktür ama güzeldir arkadaşlar. Yani vuruyor ama güzel vuruyor. Buradan da piyade çok yoğunluk sağlıyor. Tabii ki buradan yeni bir şey var. Darbe hasar faktörü. Diğerlerinden mesela Skipio'ya de bakarsak buradan doğrudan hasar faktörü. Buradan darbe hasar faktörü. Ya smite damage faktörü Buradan da tabii ki yeni gelen piyade komutanı. Arkadaşlar William Wallace var. William Wallace piyade çok yoğunluk darbe direkt darbe ve bu bambaşka bir dünyaya girdi bu komutan ama ne yazık ki buradan da etkin becerik tabii ki tek hedefli vuruyor burada yani iki alan hasarı vuran bir komutanımız var arkadaşlar bir komutan bakın e, size bunu söylemek istiyorum arkadaşlar bir komutan kesinlikle ve kesinlikle İlk başında bir komutanınız kesinlikle ve kesinlikle açık alan ya açık alanda alan hasarı vurması gerekiyor. Yani ister istemez alan hasarı vurmayan bir komutan çok popüler olmuyor. Her ne kadar da iyi olsa, her ne kadar da güzel olsa çok nadir ve çok basit bir şekilde yani bunu söyleyebilirim. Herkesi gördüğünüz herkes alan hasarı vuran bir komutanları kullanıyor. Niye? Çünkü daha fazla tek bir kıtayla vururken tek bir kıtaya hasar veriyor ama alan hasar vuran bir komutan meselesi skip'iyor gibi belki bunun bu belli 5 milyon kili kastımız leşi 15 milyonu alan hasardan gelmiş. 18 milyonu alan hasardan gelmiş. Ne yazık ki böyle. O yüzden bunu size söylemek istiyorum. Peki arkadaşlar ilk başında hangi kontanları fullemeliyiz? Scipio mu? Leo William mı? İlk başında ben size söyleyeyim. Tabii ki hepsini eğer ki bir piyadeciyseniz hepsini fullemek istiyorsunuz. Yok bir kıta piyade bir kıta kullanmak istiyorsunuz. Bu da farklı onu da size söyleyeceğim. Şimdi burada ben bu Williami de fulllemek için ben sizin şerefinizle bu videodan fullledim arkadaşlar. O yüzden bunu da sizin e, yanınızda direkt bunu da fullleyeyim arkadaşlar. Görün savaşlardan William'ımız da uzmanlığı açıldı arkadaşlar. Sizin sayenizde gördüğünüz gibi bütün komutanları ben fullliyorum. Yani bütün komutanları fullliyorum derken her türlü çöp komutanı fullemiyorum. Bu komutan gerçekten inanılmaz bir komutandır. O yüzden fullemesini gerek duydum. Peki arkadaşlar ilk başında hangi komutanı fulleyebilirim ben? Scipio mu, Lioche mi, William mı? Arkadaşlar ilk başında ben size bunu söylüyorum. Alan hasarı vuran bir komutan gerçekten inanılmazdır. Scipio bu gördüğünüz gibi doğrudan hasar faktörü var 2000 ve %30 da sağlık düşüşü var. Bu oldukça iyidir abi %30 sağlık düşürmesi gerçekten inanılmazdır arkadaşlar. Piyada saldırı bonusu %40. Piyade intikal hızı bonusu %15. Piyade intikal hızı bonusu %10. Tabii ki bu bölgenin dışındayken arkadaşlar. ikinci becerisi de inanılmaz. Stratejik başkalı pasif beceri. Burada piyade sağlık bonusu %20 veriyor. Ak hasar faktörü de 500 veriyor. Buradan da 200 veriyor 2000 vururken 2500 bir hasarı var. Bu skip'i arkadaşlar. E, dörtüncü beceri testede dizilişi. Bu komutan hasar düşü var. %30 ve 500'den doğrudan hasar faktörü var bir kalkan yani hasar faktörü 500 olacak. Bu da güzel olacak. Yani inanılmaz bir beceri var. Bu buradan da bu komutan yüzde %10 daha fazla beceri hasarı verir. Beceri hasarı %10 daha fazla vermesi güzeldir abi. Ve mevcut hedefin susturmanın öfkesini yüzde daha hızlı, 30 daha hızlı doldurur. Arkadaşlar bu komutan hala popüler. Hala metadan. Düştü mü düşmedi. Ne zamandan beri gelmiş bu komutan? 2022'den beri gelmiş bu komutan ve hala metadadır. Peki bu komutanın düşme ihtimali var mı? Bence kolay kolay şu an olamaz. William çok güzel bir komutan. inanılmaz bir komutandır. Ama eğer ki ben yani ben kendimden söylüyorum. Eğer ki bir kıta tek piyada oynamak istiyorsam kesinlikle Allah'a sarı vuran bir komutanı tercih ediyorum. Ve bunu %100 bu komutanı ben fullleyeceğim arkadaşlar. Bunun tartışmasız iki kıta oynamak istiyorsam bile bu skipi fullenmesi gereken bir komutandır. İki kıta piyadenin içinde Scipio kesinlikle yer almalıdır. İlk kontanlardan birisi olmalıdır. Arkadaşlar yani ne yaparsınız yapın ne edersiniz edin bu kontanı aksaltmayacaksınız piyadeden. Piyadanın zaten alan hasar ya beceri hasarı vuran çok fazla bir kontanı yok. Bu kontan 2500'e bir yani böyle bir şey göremezsiniz. %30 sağlık düşüşü var arkadaşlar intikal var savunması var saldırısı var. Yani bir piyadeden... Fullemesi gereken bir kontan da kesinlikle kesinlikle vazgeçilmeyen bir kontan burada bu kontandır arkadaşlar. Bu birincisi. Peki bunu K.K. 3'e girer girmez fullemeli miyim? Fullemelisiniz arkadaşlar. Bunu kesinlikle size söylüyorum. Peki ikinci kontan nedir arkadaşlar? İkinci kontan ki fullemesi gereken bir kontan olursa burada Lioche'dir. Lioche kendi girişiyle oyunun tamamen dengeleri değiştirdi. Gerçekten oyunun dengeleri değiştirdi. O kadar güzel bir kontan geldi ki size anlatamıyorum. Burada darbe hasar faktörü 2250 vuruyor. İntikal hızı azaltması var. Düşman da bu skipiyle beraber inanılmaz gidiyor. O zaten sağlık düşüşü var buradan arkadaşlar. Skipi buradan sağlık düşüşü var. Buradan da e, beceri, o sağlığı düşürürken bu da intikal hızını düşürüyor. Direkt çat diye vuruyor abi. Öyle bir şey yok. Size söyleyeyim. Bu kıta vs kıtası değil ama açık alanda can yakıcı bir kıtadır arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Piyada savunma bonusu %20. %20 intikada beceri hasar düşüşü var buradan da orada sağlık vardı buradan beceri hasar düşüşü var arkadaşlar saldırı bonusu darbe hasar faktörü tekrardan var burada 4. becerisinde normal hasar bonusu %10 hasar azaltması var ve tabi ki buradan dördüncüsü de bu komutan kıtası haritadayken her temel saldırı başlatında %25 ihtimalle ekstradan bir kombo saldırı başlatır Hasar faktörü ki bir temel ekstra bir kombo saldırı baş, başlatır. Burada ilk başında bir beceri de yaparken bu beceri tekrardan tetikleniyordu ama değişti bu da Lioche'nin. Dediler ki biz sadece ismi değiştirdik böyle bir isim olabilir mi bilmiyoruz. Ekstradan birinci kombo saldırı birinci kombo saldırı ekstra saldırı bel belirli bilinen etkileri sonuçtan temel saldırılar tetiklenir. Kombo saldırı hasarı sadece normal hasar bonusları artar. Kombo saldırı düşmanların karşı saldırıya geçmesine neden olamaz. Arkadaşlar hele bunu geçerim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Ben bir piyada bir kıta piyada yapmak istiyorsan bu ikisi gerçekten inanılmazdı. Bence bu ikisi yapmalısınız arkadaşlar. Skip you Lioche kullanırsınız. Sağlam bir şekilde killinizi kasıyorsunuz. Açık alanda keyfinizi çıkartıyorsunuz. Olacak arkadaşlar. Sonra bir kontan geldi arkadaşlar. Bir kontan geldi William Wallace. William Wallace geldi ve bu William Wallace da oldukça bambaşka bir dünyaya girdi piyadeleri için. Piyade çok yoğunluk, darbe, hasar faktörü bir yetenek ağacıya sahiptir. Yetenek ağacısını gerçekten güzeldir arkadaşlar ve inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Ben böyle bir şekilde yetenek ağacını yaptım arkadaşlar. Kullanıyorum şu anda. İnanılmaz bir komutandır ama ne yazık ki tek hedefli vuruyor tek hedefli vurmasını ne yapıyor? Bu kontanları biraz popülerini düşürüyor. Herkes sevmiyor. Tek hedefli kontanları sevmiyorlar arkadaşlar. Sevmeyeyim işte sevmeyeyim. Memati gibi sevmiyorlar. O yüzden bu kontan bir tık daha düşük kaldı. Ve <laughs> <laughs> artık bu sorular böyle başlandı. Abi ilk başında Yu mu? İlk başında Leo Çin mi? İlk başında William mı? Tabii ki William şu an ilk başında bir komutan değil. Ben eğer ki piyade isem iki kıtan varsa bu kontan yer alıyor. Ve bu kontan iki, iki kıta piyada oynamak isteyen her kişi bu kontanı fullemelidir. Size söylemek istediğim şey bu. Siz bir kıta oynamak istiyorsanız Allah hasarı vuran bir kontanlar lazım. Tabii ki bir kıta bak bir kıtada bir komutan da bile Allah hasarı vurabiliyor. Güzel bir kill de kasabiliyorsunuz. Ama ne mutlu ki iki kıtam her iki komutanım her ikisi de alan hasarı vursun ve ne güzel bir kill kasabiliyorum. Her komutanın becerisi ayrı ayrı atıyor ve her becerinin attığından kendi puanını kasıyor arkadaşlar. O yüzden ben eğer ki olursam yani bir piyade kıtasını kesmek istiyorsam ya bir kıta piyadeyi yapmak istiyorsam çok sağlam. Bak böyle bir şey var. Fazla kill kasmak istiyorsam piyade ile skipülyoça yapacağım. Ama böyle aşağılı yani böyle şey fena bir şey betondan betondan yer alan ya betondan yapan bir kıta o. yapmak istiyorsam kesinlikle William Lioche yapacağım yani bu ikisinin farklı Skip you, Lioche alan hasarı vuran bir komutan sağlık düşüşü intikal hızı düşüşü intikal hızı her şeyden inanılmaz bir kıta ve hantal da de değildir ama Liyoce William William Lioce biraz hantal. Biraz hantal derken yalan söylemeyelim. Hantal bir komutanda. Hantal ve bununla ilgili artık yani hantal olduğu için ben olsam yani ilk seferinde William'i fullemeyeceğim. Ben fulledim. Herkese de dedim ki fullleyin. Abi fullleyin. Bizim demek istediğimiz şey budur. Ben çok fazla kill puan kasmak istiyorum. Ben çok fazla kill puan kasmak istiyorsam kesinlikle ve kesinlikle skip yolu yapacağım. Ben çok sağlam bir ikili istiyorum William Liuce şey yapacağım. Sağlamdır. Her iki kıtada sağlamdır. Ama sırayla fullemek istiyorsan ben ilk başında Skip Liuce şey yapacağım. Sonra William'ı yapacağım. Sonra Skip'i başka bir komutanla değerlendireceğim. Ya Skip Liuce şey yapacağım, William da başka bir komutanla full, e, kullanacağım. Yani böyle e, şey değil arkadaşlar. Ama eğer ki sıra verirsen ben hala da diyorum yani bunu 100 sene sonra da diyorum Scipio birincisi olacak arkadaşlar. İkincisi Lioç olacak. Üçüncüsü William Wallace olacak. Sevmediğimden ya kötü olduğundan değildir arkadaşlar bunlar. Bunların benim oyunum amacım bilmem lazım. Oyunun amacını bilmezsen yapamazsın arkadaşım. Yani bunu çözmeniz gerekiyor. Ben sadece böyle bir şeydi şimdi bunu size söylemek istiyorum. E piyadada ben Richard fırlıyorum. Niye çok açık alanda kalıyorum? Anasını satayım açık alanda kaldın ama has, hastanenin haddi var hesabı yok. gittiği kaynak haddi var hesabı yok abiciğim. O yüzden bunları dikkate alın. Ve bu soruyu bitirmek istedim. Her gün aynı soru geliyor abi. İlk başında hangi komutanı fırlayacağım? Benim komutanlarım böyle. Ha. William Luce iyi değil abi. O zaman Skip Liuci diyorsun. Onun da cevabını size söyledim istediğiniz kontanı fullleyebilirsiniz. Bu benim görüşüm. Musa Musaymış, Ahmetmiş, Mahmutmuş, Cafermiş, Müzeffermiş. Kimse kim? Bu sadece benim düşüncem. Ben size düşüncemi söyledim. Diğer arkadaş belki e, söyleyebilir William Lucci, Lioche, Skipi Lucci'dan daha iyidir. He, bütün kıtaları dövdü. Abi Jükleng bu dövdü, Budika'yı dövdü, piyadeyi dövdü, süvareyi dövdü, kendisi dövdü, babamı dövdü, dedemi dövdü, amcamı dövdü. Dövülür. Dövmek önemli değil. Nasıl dövdüğünü önemli. Ne kadar dövdüğünü önemli. O yüzden bunları unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuş olabilir. Ee, burada tek bir şey unutmuş olabilirim. Burada dizilişlerden yay dizilişi William'dan kullanıyorum. Sibilyo de aynı testede kullanıyorum. Ve Lüçü'yü testede kullanırken Alex'le beraber kullanıyorum. Skipyu var. Burada Skipyu'da Kama kullanıyorum arkadaşlar. Çok kişi de belki bana bunu söyleyebilir. Sen kıtalardan nasıl oynayabilirsiniz? Ben bir gariban piyadeyim. Dört kıta böyle çıkıyorum. Oldu oldu olmadı da değiştireceğim. Bu kombaları değiştireceğim. Önceki kaya kadar skip you. Ee, Tarık'la gayet memnun kaldım. Tarık'ı fullemeyin demiyorum fullleyin fullemeyin. Benim elimdeki şeyleri. Lioch'a Alex'tan gayet memnun kaldım. Ee, Gobing Gu Gubing e Cuvahir şey belirsalüs Prime'den gayet memnun kaldım guano sargondan hiç memnun kalmadım Belki Alex la, ya Belki başka bir şekilde guano'yu değerlendiririm Mehmet daha iyiydi bence hala da söyleyebilirim yani burada ama maalesef başka konu yok ve William Gorgo var buradan sonraki piyada sonraki suara ya okçu kontaları bu kadar ben böyle 5 kitaydı çıkıyorum arkadaşlar Ekipman alımı göstermek istiyorsunuz. Buradan görmek istiyorsunuz. tabii ki burada Lioche'den, Eskipio'dan böyle bir ekipmanım var. Şey neydi bu? William Wallace'da böyle bir ekipman taktım. Buradan da Lioche'de de böyle bir ekipman taktım. Yani full set taktım. Buradan can can yürü yürü. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuş olabilir. Ve bu sorunun işe cevabını al, 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 alabiliyorsunuz. Umarım alabildiğiniz kadar ben size yardımcı olmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı gerçekten unutmayın arkadaşlar. Gerçekten 1000 kişi, 1500 kişi, 2000 kişi videoları izler ama sadece 50 e, beğeni mutsuz ediyor açıkçası. O yüzden beğenileriniz benim için önemli. Yorum yazmaya yazarken sağa kaydırırsınız, sayfa e basarsınız, videolarımız önüne çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Şanslarınız bol bol olsun. Cebleriniz parayla dolu. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bay. Bye.